Onların hayalde böyle birer karavan sahibi olabilmekti. Bunun için de bir firmayla anlaşma yaptılar, avans yatırdılar. Fakat iddialarına göre o karavanları bir türlü teslim alamadılar. Tabii ki karavanları teslim edeceğim. Bununla alakalı zerre miktar şüpheniz olmasın. Karavanları kesinlikle mi teslim edeceğim? İadeleri de yapacağım yani bu arada. Çok az bir sürem kaldı. Bir bekleyin. Yani beklemenizi rica ediyorum. Su getirin bana, bak sinirlerim. Benim sakinleşmem lazım arkadaşlar. Ben yorumları okudukça, bak özür diliyorum. Bütün müşterilerimden özür diliyorum. Bir var abi, arkadaşlar yazıyor çiziyor. Tamam, çıkın dışarı, çıkın. Ben bitirmeyeceğim konuşmayı, devam edeceğim. Bak, tamam, ben müşterilerimle konuşacağım. Ben müşterilerimle konuşacağım. Malum şirketten karavan sahibi olmak için başvuruda bulunduk. Çekidemirlerimizi de taktırdık. Her şeyimiz hazır. Ama maalesef mağdur olduk. Dolandırıldık kısacası. Tutar 50 TL'ydi. 25 bin lira nakit verdim. Daha sonrasında firma sahibi 5 bin lira daha fazla verirseniz sizleri dediler ön plana çekeceğiz. En kısa süre içerisinde karavanınızı vereceğiz dediler. Şu an 10. aydayız. Karavanımız yok. 2. ayın 24'ünde bu gördüğünüz mağazadan 50 bin TL peşin vererek 24 Haziran teslim tarihli bir sözleşme yaptık. Ve o tarih geldiğinde 1,5 ay bir öteleme yaptılar. Tamam dedik, ona da okey. 1,5 ay daha bekleriz. O 1,5 ay zarfı geçtikten sonra fabrika kapandı. Başka fabrikaya geçilecek dendi. Şu anda başka geçilecek dedikleri fabrikada da herhangi bir faaliyet yok ve yıkım kararı varmış. Elektriği bile yok. Öyle bir fabrikada bize karavan üretip vereceklerini söylediler. Onun haricinde iade isteyen arkadaşlarımız var. İade isteyen arkadaşlarımıza da eski fabrikayı satıp herkesin iadesini yapılacak dendi. Yalnız bunların bir Ankara bayisi var. Ankara bayisi de şöyle diyor. Bu fabrika benim kardeşim diyor. Kimin malını kime satıyorsunuz diyor. Biz o yüzden tamamen ümidimizi kestik. Ne paramızı alabiliyoruz ne karavanımızı alabiliyoruz. Karavanı sosyal medya aracılığıyla gördük. Zaten bu firmanın piyasada bayağı bir karavanı var. Yani isim yapmış bir firma aslında. Fuarı var. Fuarda çok kişi alışveriş yaptı. 50 milyon TL para topladılar fuarda. Ve bu para şu anda yok. 1200 kişi var. Evet, 1200 kişi var şu anda. 1200 kişiden 25 bin alsa 50-60 milyon para yapıyor. Ve para şu anda ortada yok. Şimdi Şubat ikisinde bir anlaşma yaptık. Geldik, gördük. Öncesini de araştırdık. Fuarlara gittik. Fuarlarda gördük ne var ne yok. İyi firma mı? İyi firma. Hadi birkaç şey vardı. Hallederiz dedik. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şubat ayında sözleşmeyi yaptık 2022 yılında. 10 Ağustos'ta teslim edilecekti. 10 Ağustos'ta teslim edilmesine yakın Temmuz ayında bizi bir daha aradılar. Abi dediler böyle böyle. Senin karavanı hemen teslim edeceğiz. Sen bir 25 bin lira daha gönder dediler. Göndermedim. Çünkü bir şeyler hissettim. İyi ki de göndermemişim şu an. Bu yüzden biz artık yasal yollara başvurduk. İcraya gitti. Avukatlar icralık bir şey yok. Malzeme yok. Benim bildiğim, gördüğüm net 600 kişi. Ama şöyle gruplarda söylenen sayı 1000-1200 kişi. Tanınmış bir karavan firması da yüzlerce belki binlerce insandan avans toplayarak onların ürünlerini teslim etmedi. 9 aydır bekleyenler var. Sürekli oyalıyorlar. Üstelik şirketin adı değiştirildi. Mevcut şirketin ismi değiştirilmekle kalmadı. İçi de boşaltıldı. Tüketiciler dolandırılmış duruma düştüler. Araçlar zamanında teslim edilmediğinde ayıplı ürün olarak nitelendirilir. Tüketicilerin seçimlik hakları doğmuştur. Fakat sorun burada firmanın mal varlığı yok. Mal varlığı yok, içi boşaltılmış. Tüketiciler alabilecek hiçbir şey bulamıyorlar. Ürünlerinin de
sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmemesinden ötürü mağduriyet yaşıyorlar. Tüketiciler mutlaka Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunsunlar. Çünkü şirketin mal varlığı yok. Hukuki yoldan tüketici mahkemelerine başvurarak sonuç alabilmeleri mümkün gözükmüyor. Bizim Tüketici Konfederasyonu'na başvuran yüzlerce insan var. Bunlar sosyal medyada gruplar oluşturmuşlar ve sadece 1200 kişinin fuar esnasında kapora yatırdıklarını, Şubat ayından bu yana da ürünlerini alamadıklarını söylüyorlar. Bu araçların teslim edilmesi için vaat edilen süre Haziran-Temmuz ayları. Daha sonra bir miktar daha uzatıyorlar süreyi ama Ekim ayı bitmek üzere hala araçlar teslim edilmiş değil. Söylenen rakam 50 milyonun üzerinde bir meblağ. Bu rakam kendileri tarafından beyan edilmiş. Tüketiciler de aynı miktarı telaffuz ediyorlar.